Merhaba arkadaşlar. Size bu videomda Fatih Sultan Mehmed'in ve 2. Beyazıt'ın veziri Gedik Ahmet Paşa'nın hayatını anlatacağım. Bilindiği kadarıyla Arnavutluk'un Avlonya şehrinde doğmuştur. 2. Murat döneminde iç oğlanı olarak saraya giriş olması devşirme kökeni olduğunu akla getirmekle birlikte devşirme olmaması da pekala mümkündür. Arnavut kökenli olduğu iddiası özellikle bir keresinde Arnavutluk seferine çıkmak istememiş olmasına dayanılmaktadır. Ancak bu tutumunun ırktaşlarına karşı cenk etmek istememenin dışında gerçekleri de olabilir. 2. Mehmet zamanında kısa bir süre Rumeli Beylerbeyliği yaptıktan sonra 1461'de İshak Paşa'nın yerine Anadolu Beylerbeyliği'ne getirilmiştir. İlk olarak 1461'de Koyhisar'ın fethiyle kendisini gösterdi. 1469'da Karamanoğulları'nda Konya Ereğlisi ve Aksaray'ı ele geçirdi. 2. Mehmet'in oğlu Şehzade Mustafa'yı Karaman valisi olarak Konya'ya yerleştirdi. Ertesi yıl Eğribozun fethiyle sonuçlanan sefere katıldı. Ardından vezirliğe yükseldi. 1471'de Alaiye, Alanya, ertesi yıl Silifke, Mokan ve Goryos kalelerini aldı. Akkoyunlu Devleti'nin askerlerin yardımıyla topraklarını geri almaya çalışan Karamanoğlu Pir Ahmet ve kardeşi Karamanoğlu Kasım Bey'i yenilgiye uğrattı. Osmanlılar ile Akkoyunlular arasındaki Otlukbeli Savaşı'nın 1473 yılı zaferle sonuçlanmasında önemli, çok büyük rol oynadı. 1474'te idam edilen Veli Mahmut Paşa'nın yerine Vezir-i Azam oldu. Yine Karamanoğullarında Ermenek ve Manyan hisarlarını aldı. 1475'te Kırım'daki Ceneviz kolonilerinin fethiyle görevlendirildi. Haziran 1475'te Kefe, Sudak ve Azak'ı aldı. Kefe'de Cenevizliler tarafından hapse atılmış olan Kırım Hanı Mengil Giray'ı zindandan çıkardı ve onunla bir anlaşma yaptı. Buna göre Mengil Giray Kırım Hanı olarak Osmanlı himayesine kabul etti. Başarıları dolayısıyla kendisini üstün görmeye başlayan Gedik Ahmet Paşa 1476'da görevlendirildi. İşkodra seferinden çıkmakta kaçınması üzerine veziri azamlıktan azledilerek Rumeli Hisarı'na hapsedildi. 1478'de serbest bırakıldı ve kaptanı deryalığa getirildi. 1479'da Kafalonya, Zanta ve Ayamavra adalarını fethetti. 1480'de İtalya sahillerine çıkarak Napoli Krallığı'nı elinde bulunan Otranto'yu da fethetti. Ertesi yıl Otranto'dan hareketle yeni fetihlere hazırlanırken 2. Mehmed'in ölümü üzerine geri çağrıldı. Haziran 1481'de 2. Beyazıt ile Cem Sultan arasında Yenişehir'de yapılan savaşa son anda katılan ve savaşın 2. Beyazıt'ın kazanmasında rol oynayan Gedik Ahmet Paşa buna rağmen Cem taraftarı olduğuna dair şüpheleri yok edemedi ve hapse yeniden atıldı. Gedik Ahmet Paşa'nın hapsedilmesi kapı kullarının ayaklanmasına yol açtı. Bunun üzerine serbest bırakılan Gedik Ahmet Paşa, Karamanoğlu Kasım Bey'in isyanını bastırmak için Karaman'da bulunan Şehzade Abdullah'a yardım gönderdi. Kasım Bey kış sebebiyle Suriye'ye kaçınca Gedik Ahmet Paşa isyanının bastırılmasından beklenen başarıyı sağlayamadı. 18 Kasım 1482 gecesinde Edirne'deki Yeni Saray'da padişah tarafından verilen ziyafet sonunda orada bulunanlara hilaletler giydirip ikram olunurken Gedik Ahmet Paşa'ya siyah kaftan giydirilip boğdurularak öldürülmüştür. Gedik Ahmet Paşa'nın katili üzerine Yeniçeriler Edirne Subaşı'nın öldürülürse de
isyan bastırıldı. Yedik Ahmet Paşa Edirne'ye defnedilmiştir. Yapıtları: Yedik Ahmet Paşa Afyonkarahisar'da bir külliye, Ladik'te bir mescit ve bir köprü, Kütahya'da bir mektep ve büyük beden steni yaptırmıştır. İstanbul'daki eserlerinden sadece bulunduğu Gedip Paşa semtine adını veren hamamı günümüze ulaşmıştır. Fatih Sultan Mehmet tarafından kendisine tevdi edilen adını taşıyan vakıf günümüze kadar gelmiştir. Fatih'in fermanı ile vakfın yönetimi 15. yüzyılda Cumhuriyete kadar Yedik Ahmet Paşa'nın torunları tarafından yönetilmiştir. 1924 yılında çıkarılan Vakıflar Kanunu ile yönetim Yedik Ahmet Paşa soyun adına vakıflar tarafından idare edilmektedir. Vakıf kayıtlarında 15. yüzyılda günümüze kadar bütün torunlarını kayıtlıdır. Bir rivayete göre 17. yüzyıldan itibaren Aydın bölgesine hakim ailelerinden olan Arap Zeli Arpazlı ailesi Yedik Ahmet Paşa'nın soyundandır. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videoların devamını takip etmek için abone olmayı unutmayın.